Japon samurayların silahsız oldukları zaman, hani Bokken denilen bir silahları var bunların, tahta kılıç. Bunlar olmadığı zaman silahsız bir dövüş sanatı geliştirmişler. Genelde bu sporda ona aşırı güç uygulanmıyor. Ne yapılıyor bu sporda? Rakibin gücünü, kilosu ne olursa olsun hiç değişmiyor. Rakibin gücünü kendi gelişini tekniklerle ona uygulayıp onu ekarte ediyorsunuz. Biraz judo ile karışık. Gerçi yanlış bilmiyorsam judodan çıkma. Evet. Yani judo bu spordan çıkma. Güreşle biraz da var. Altyapısı güreş olanlar bu sporu daha çabuk ısınabiliyor. Yani biz de 2009'da bir arkadaşımın vesilesiyle ben bu spora girdim. Bu sporda tabii belirli bir başarı elde ettim ama federasyon tanımamasından dolayı bunu biraz cerebesini çekiyoruz. Federasyon tanımadığı için bu başarının hiçbir emniyeti yok. Bunu da bir sponsor arayışları içerisinde sorduğum zaman işte şöyle bir sıkıntımız var dediğimiz zaman nedir sıkıntı diyor. İşte spor başarımız var ama size sunabileceğimiz resmi bir kaynak yok dediğimiz zaman kalıyor. 2013'te uluslararası bir organizasyonda birinci oldum ama bunun hiçbir emniyeti olmadığı için sponsorlar da bize sırt çevirmekte. Evet, Jiu-Jitsu sporunu duydukları zaman ismini söylemeyenler var. Bilmiyorlar yani, doğal olaraktan böyle oluyor. Ama daha sonra işte alışıyorlar, bizi tanıyanlar hani doğal olarak da diyor tamam bu spor böyle, peki ne yapmamız gerekir? Hani güreş altyapısı varsa gelsin, judo seviyorsa gelsin, tekvandodan çıkıp hani tekvandoları bunaldıysa gelebilir. Kapımız açık böyle sporculara. Hani Jiu-Jitsu yavaş yavaş duyuluyor. Şu an Türkiye'de yaklaşık 4 sene önce başladı. Ertan Balaban'la ilk vizyona girdi. Kendisine teşekkür ederiz, bir çalışması oldu Jiu-Jitsu üzerine. Ondan sonra yavaş yavaş gençler bu spora böyle dönmeye başladı ama federasyon olmaması. Altay abinin sayesinde tanıştım. Uzun senelerdir kendisiyle tanışıyoruz zaten. Benim judo yaptığımı biliyordu. Ben de 5 senedir judo ile uğraşıyorum. O da bu olan ilgimi bildiği için beni davet etti. Ben de katıldım. Beraber antrenmanlar yapıyoruz. Ve yani çabalıyoruz bir şeyler için. Her şeyimiz zor. Her şeyimizi cebimizden karşılayarak yapmak zorundayız. Kıyafetlerimizden, ayakkabımızdan tutun. İşte antrenman yapacağımız yerler. Bunu bulmakta bile zorlanıyoruz yani. Çimin üstünde antrenman yaptığımız oldu salon bulana kadar. Daha sonra salon bulduk. Onu da istediğimiz zaman kullanamıyoruz. Yani yarışma, işte müsabakalar oluyor. Buralara katılamıyoruz. Böyle zorluklar çekiyoruz yani. Biz de bir şeyler için çabalıyoruz ama destek olmayınca tabii ki bizim de elimizden gelen bir yere kadar yani. Biz jiu-jitsucuyuz. Bu spor dalını sevdik. Bununla ilerlemek istiyoruz ama işte imkanlarımız kısıtlı maalesef. Niye? Neredesiniz? Ne diyeyim, bu paraya inmek.